Ömrü hayatımda gittiğim en ilginç canlı müzik mekanı olabilir, müze gibi. Ama kat kat burayı dizayn eden adam çok enteresan bol şeyler topladı. Ve çok büyük bir yer yaptı. Hem restoran hem bar, canlı müzik mekanı. Çok acayip. Şu saksılara bakayım. Arkadaşlar, temizlikçisi olmak istemezsiniz, toz almak istemezsiniz. Her bir parça sanat istedi. Neyse, gidip çorbamızı içelim. Aşağı iniyoruz baba, gel. Asansör var binanın içerisinde. Yeah.
dünyadır dünya. Günaydın, günaydın. Rio'nun simgesi olan İsa heykelini görmeye gidiyoruz. Ama öyle iğrenç bir hava var ki, yağmur, çamur, sırılsıklamalık. Yolda bunları bulduk, 10 riyal. Şu an bana doğru tırmanıyoruz ama hava o kadar bulundu ki görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz? Bir de son günümüze denk geldi. Çok büyük şanssızlık. Hiç memnun değilim bu durumdan. Ula bula bir dizi mi buldu bu yağmur yani? Cristo Redentor, Christ Redeemer. Bu biletle hem çıkıp hem iniyoruz. Görüş mesafesi 3 metre. Biz nasıl görecek ya bu adamı? Bari burada çekilelim. Wow! Ne güzel görünür. Hadi. Yani be kardeş, bu kadar kilometre uç, dünyanın 7 harikasını göreceğim diye ve görebileceğim bu. Buradadır. Geziyorsun ha? Tabii. Ne gezdin be Buray? Ne gezdin be? Lef. Ha, gel bir fotoğrafımız olsun. Evet, devasa. Kaç metreymiş bu? Kaç? Kaç metre? How many meters is it? How many meters? 710 meters above the sea level. Hadi yapalım. 28 meters tall. 38 meters tall. Evet, gördük mü gördük. Bu da dünyanın 7 harikalarından biri. Gönül isterdi daha güneşli bir gün olsun ama. Evim dünyadır dünya. Yapılmasına az kaldı. Burada Portela takımının provalar yaptı. Neredeyiz? Birazdan hem müzik, hem dansçılar, hem de izleyenler olarak provalara birebir şahit oluyoruz.
Yağmur yağar ama şu an arkamızda gördüğünüz mesela bu gecekondu tipi evler, favela dediğimiz gecekondu mahalleleri, ghetto bölgeler. Polisin giremediği bölgeler, güvenliğin sağlanamadığı bölge, uyuşturucu satışının çok yoğun olduğu, silah satışının yoğun olduğu, bizim ısrarla girmek isteyip girmemize izin verilmeyen, önerilmeyen. Tabii sizin için girerdik ama bölümler devam etmeyecek o zaman yani ölürsem. O yüzden yani sinyal bölümü yapmayalım diye. Şimdi bu tur rehberinin verdiği bilgiye göre buralara elektrik de verilmiyor hükümet tarafından, su da verilmiyor ve... Kaçak yerleşim. Buraya polis giremiyor içeriye. Yani polis her girdiğinde buraya saldırıya uğruyormuş. Aynı şekilde karşı çatışmalar yaşanıyormuş. O yüzden çok önerilmiyor zaten. Kendi kraliyetlerini kurdular yani bildiğiniz ve uyuşturucu baronları yönetiyor buraları. Bak yatsana sokak bile görünmüyor zaten. Baksana aralarda. Hatta kızın biri, turistin biri geçenlerde... İspanyol bir turist öldürülmüş geçenlerde. İlle girecek. Gir de gör demişler ve... Canlı çıkamamış tabii ki. Tam anlamıyla kümürde ötmüş hatta yani. Öldürdüğü de bilinmiyor. Sadece bizim cesedini bulmuşlar. O yüzden arkadaşlar buralara bir muamma. Hangi filmdi? Bir film vardı şey. Fast and Furious 5'te. Fast and Furious 5 değil, bir tane daha vardı. Şey, City of God işte. City of God. City of God'da da izlerseniz zaten. City of God bu arada tam bunun şeyi hakikaten de filmi yani. Nedir favela anlamak için şahane film. Ya yukarı ne doğru. Hayatlar var. Bak, 23 yukarı doğru bak şurayı zaten. Çok acayip. Allah bilir neler döner buralarda. Gezerim gezegeni kepçe kazandım. Evim dünyadır dünya. Bir kamera bir gitar başka türlü macera. Yuvam dünyadır dünya. Görülmeyen yerleri, duyulmayan sesleri, selam veren elleri tutmaya geldim. Sarışın esmeri, kumral beyaz telleri, telleri gönülleri çalmaya geldim. Fark etmez yer, yatak taşta bile uyurum. Evim dünyadır dünya. İstemem harita, ben yolumu bulurum. Yuvam dünyadır dünya. Çocukların sesleri, şeker dolu cepleri, gökkuşağı renkleri saymaya geldim. Çelebi'nin defteri, rotasında yelkeni, kesilmesin meltemi uçmaya geldim. Evim dünyada.